Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı geceler. Yayınımıza başlıyoruz. Gece görüşüne Kalan 23'te kıymetli izleyenler ve bugün bir yine konuğumuz var. Hafta içi konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Efendim Sağlık Halk Sen Genel Başkanı Selahattin Karaca bizlerle birlikte. Aynı zamanda Elazığlı hemşerimiz. Hatta şöyle kendilerinin de madenli olduğunu da duyunca daha çok böyle bir hemşericilik durumuna girdik. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sizleri ağırlamaktan mutluyuz. Doğrusunu söylemek ben gerekirse. Ben de çok mutlu oldum. Elazığ'da görmek de bizleri mutlu ediyor sizleri. Biz de bu şekilde Kanal 23'te konuk olduğumuz için çok mutluyuz. Evet, ben her geldiğimde de mutlaka böyle program yapıyoruz. Evet. Sağ olsun. Kanal 23 yöneticilerine, Arif Bey'e, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize bu ilgiyi gösterdiğiniz için. Teşekkür ederiz bizler de. Başkanım şöyle yapalım mı? Ben WhatsApp iletişim numaramızı da vereyim. Belki sağlıkçıların bizlere soruları da olabilir. En azından onların sorunlarını da dile getirirken de belki paylaşmak istedikleri vardır. En azından iletişim numaramızı verelim. Efendim 538-256-2323'ten WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan soru görüşleriniz varsa soru görüşlerinizi gönderin. Konumuz bugün sağlıkçılar üzerine, özellikle de sağlıkçıların yaşamış olduğu sorunlar, ondan sonra çalışanların talepleri vesaire. Bununla ilgili birçok konuya değineceğiz. Özellikle de yine sağlıkta şiddet ve genelde işte zaman zaman hep böyle dile getirdiğimiz, hatta geçmiş programlarda da konuştuk. Mobbing konusu yine, yani baktığımızda birçok konuya değineceğiz. Sizler de zaten takipte olacaksınızdır. Bizler de kıymetli başkanımla birlikte konuları paylaşırken şayet mesajlarınızı iletmek istediğiniz takdirde 538-256-2323'ten bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Başkanım şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi genelde sağlık çalışanlarının son zamanlarda evet yaşamış olduğu hem alternatif sorunlar da var, sıkıntılar da var ama tabii iyi taraflar da var. Ben özellikle de diğer konulara geçmeden önce özellikle sendikanın bir genel çalışmalarını değerlendirmek isterim sizlerle birlikte. Şu an Sağlık Halk Sen Genel Başkanı olarak yani şu an sendika çalışmalarımız, yaptığınız faaliyetler, çalışmalar ne durumda? Biraz ondan bahsedelim sonra sorularımıza geçelim. Tabii öncelikle Sağlık Halk Sen hak temelli bir sendika olarak kuruldu. Evet. Ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Yani hak temelli, diğerlerine zaten biz daha önce de farklı sendikalarda bulunduk. Bunların işleyişini çok iyi biliyoruz. Hı hı. Biz orada umduğumuzu bulamadığımız için, yapmak istediklerimizi yapamadığımız için, orada yapmak istediğinizi mutlaka birilerine danışarak yapmak durumundasınız. Fakat burada böyle bir şey yok. Burada herkes özgürce takıldığı, özgürce yanlış gördüğü bir eksikliği dile getirebiliyor. Medyada ve her yerde bunu anlatabiliyor. Ama diğerlerinde öyle bir imkanı yok. Hemen önüne bir engel çıkarılıyor. Yani bu şekildeki açıklama olmaz. Siz bu insanlar buralara dokunur şeklinde böyle bir sınırlama getiriliyordu. Evet. Dolayısıyla biz yine bu konuda çok uzman, sendikacılıkta da çok iyi bir arkadaşım Ayhan Çivi, Kamusen'de de yöneticilik yapmış, eğitim sekreterliği yapmış ve 1992'lerden beri sendikanın içerisinde mutfağında yetişmiş bir arkadaşımız. Onunla beraber Hak Sen'i kurduk. Hak Sen, hak temelli bir sendika olarak kuruldu ve yaklaşık 15 yıldır, 2008 yılında kuruldu Hak Sen. 2008 yılından bu yana kadar 15 yıldır çizgimizden hiç şaşmadık. Hak temelli mücadelemize devam ediyoruz. Evet, ve iyi ki kurulmuşuz. Bu yana kadar binlerce dava kazandık. Hı hı. Ve iyi ki Hak Sen var. Çünkü o davalar açılmayacaktı ve o kazanımlar kazanılmamış olacaktı. Biz bu kadar insanın sorunlarını çözmekle gurur duyuyoruz kendimizle, sendikamızla. Evet. Bu şekilde
Şimdi sendikalar genelde hep güçlüdür. Yani özellikle de çalışan kesimler hep böyle sendikaların gücüyle sorunları elbette çözerler. Tabii sendikaların da burada güçlü olması da önemli aynı şekilde. Yani sadece yöneticilerin güçlü olması gerekiyor, ekip olarak güçlü olmanız gerekiyor. Sonra üyelerinizin size vermiş olduğu desteklerin arkasında durması gerekiyor ki sizler o mücadeleyi işte hem yargıda hem de işte sözleşmelerde, toplu sözleşmelerde, işte sorunlarda, taleplerde sesinizi daha çok böyle gür çıkartmak adına böyle arkanızda biliyorsunuz ki işte binlerce insanın desteği var. O destekle birlikte sorun talepleri masaya koyuyorsunuz. Biz onunla ilgili zaten sürekli bağımsız sendikalara çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin güçlerimizi birleştirelim. Yani biz bir konfederasyonuz. Evet. Yani konfederasyonlar güçlü yapılardır. Evet. Siz gelin konfederasyonla, konfederasyon sendikalarla birleşin, konfederasyon büyüsün, dolayısıyla sesimiz gür çıksın. Ve biz sürekli yaklaşık, yani bağımsız sendikalar, mesela bir sağlık iş kolunda 40 tane sendika var. Yani bunların 10 tanesi konfederasyona dönüşmüş. Hı-hı. Yaklaşık 30 tane sendika, bağımsız sendika var. Bunlara diyoruz ki, böyle bireysel bir şekilde siz bir yol alamazsınız. Gelin hep beraber bir çatı altında toplanalım, güçlü sesler çıkaralım. Hatta ben, yani biz gören merev de bizim için bir sorun değil. Hı-hı. Diyoruz ki gelin arkadaşlar, aramızda bir tane arkadaşımız başkan olur, diğerler yardımcısı olur. Hı-hı. Bu şekilde güçlü, yeter ki biz bu çalışanlara bir şey vermiş olalım. Evet. Yani biz bireysel, kişisel düşünmeyelim bu işi. Çalışanlarımıza bir hizmet olsun. Çalışanlarımız fayda görsün bu sendikadan. Bizi mutlu eden odur. Ama tabii bu birleşmeler çok ağır oluyor. Yani herkes kendince bir hesap yapmaya çalışıyor. Evet. Bugün geleceğim diyen bir bakıyorsun, bir ay geçmiş, aradan geldiği yok. Hı hı. Yani bu hareketlilik çok da istediğimiz gibi hızlı değil. Anladım. Yani bu da bizim dezavantajımız. Ama bu süreç uzadıkça herkes kaybedecek. Evet. Peki ben şunu da merak ediyorum. Mesela 2008'de kurdunuz, 15 yıl oldu. Yani 2008'deki mesela vatandaşın, özür dilerim, çalışanların bakış açısını değerlendirirsek, şu an mesela işte 15 yıl oldu. O günden bu tarihe baktığımız zaman Karşıtepe'den sendikacılık noktasında bir gelişme var mı? Yani çalışanlar sendikalara bakış açılarını değiştirdiler mi? Yani o aslında onu sormak istiyorum. Elbette. Şimdi siz eğer faaliyetlerinizde güzel şeyler yaparsanız, evet, yani güzel hizmetler verirseniz kısa sürede tanınmış olursunuz. Biz ilk kurulduğumuzda bir kişiyle başladık. Evet. Yani bu zaman içerisinde o tarihlerde, işte 2008 yılında nereye gittiysek, Aksen de mi var? Böyle bir sendika da mı var? Hı hı. Ama bir iki dava kazandıktan sonra, evet, bu hemen yayıldı Türkiye genelinde. Aksen güven iyi bir sendika. Bak, Aksen, evet, bütün sorunları yargıya taşıyor, hı hı, ve yargı yoluyla çözüyor. Yok çözemediklerini de eyleme dönüştürüyor. Hı hı. Sokaklarda eylem yapıyor. Ses getirici faaliyetleri var Aksen'in. Evet. Yani bunu yaptıkça güçleniyorsunuz. Yönelmeler başlıyor. Ve biz zaten bu şekilde büyüdük. Evet. Hani ama o eski yapılar, yaşlı sendikalar, onlar belli ideolojik sendika olduk. Onlar da yani parti gücüyle, başka güçlerle büyüdüler. Tabii biz diyoruz ki siz de hizmet edin, hizmetle büyüyün. Yani yaptığınız hizmetlerle büyüyün ki bunun çalışana olsun, bir faydası olsun. Faydası olsun. Tabii. Evet. Biz o şekilde büyümeyi hedefledik. Hı hı. Onlar o şekilde büyümeyi hedeflemiştir. Evet. Ve şimdi zaten baktılar ki yok, biz bu onlardan çekilmeleri durduramayacaklar. Kalktılar, önümüze bir %2 barajı koydular. Evet. Bu da yakın zamanda, geçen sene %1 barajını koymuşlardı. Hı hı. %1 barajını biz Danıştay'a taşıdık. Danıştay 2,5 ay içerisinde iptal etti. Evet. %1 barajını iptal etti. Yetmedi. Şimdi de %2 barajını
yasalaştırdılar, meclise getirdiler. Yasalaştırdılar. Şimdi kanunun iptali için biz bu defa Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Tabii taşıdık. Bunun sonucunu bekliyoruz. Ama bu yani böyle engellemelerle siz bu işin önünü kapatamazsınız. Yani ben o sendikalara diyorum. Yani bu işi kim önerdiyse, kim bunu yaptırdıysa hükümete, yani kim bunu kanunu bu hazırladıysa onlara sözüm. Onlar bu şekilde siz bir hak arayışını engelleyemezsiniz. Eğer siz sendikaysanız bunun önünü açmanız gerekir. Peki bunun temel sebebi ne olmuş olabilir? Yani temel sebebi üye akışını engellemek. Hı hı. Yani tamamen güç kaybına uğrattırmak. Güç, diğerlerini yok etmek. Kendileri kalsın. Kendileri çok rahat hareket etsin. Kimseye hizmet vermesin. Ayda sendikacılığı yapsın. Diğer işveren de sorun gitmediği için işveren de rahat. Rahat olacak. O da sorun çok rahat. Olacak, evet. Kim burada zararlı? Üye yani kamu görevlisi, memur kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. Mağdur olan onlar olacak. Çünkü aidatını ödüyor ama hizmet alamıyor. Hı hı. Ve her gün özlük hakları kayboluyor. Sendika ağalarının aidatları iyi olduğu için çok iyi ücretlerle maaş alıyorlar sendikalarından. Lüks arabalarla hayatını sürdürüyorlar. Ama memur her yıl, her sözleşmede hak kaybı yaşıyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Ben 90 yılında ben maaşımla 20 tane çeyrek alabiliyordum. Hı hı. Şu an 10 tane alamıyorum. Bakın %100 kaybım var. Yani 90 yılını söylüyorum. Bakın arada geçen 30 yıllık bir sürede benim %100 maaşımda kaybım var. Ve aynı şekilde tazminat da bu şekilde. O zaman 90 yılında emekli olan bir arkadaşımız bir ev alabiliyordu. Bir araba da alabiliyordu. Doğru. Belki. Ama şimdi biz evin bir odasını alamıyoruz. Maalesef. İkramiyelerle. Hani böyle bu kayıpları bize yaşatan sendikalardır. Evet. Şimdi %2 barajı evet. Umarız yakın bir süreçte işte çözülür. Özellikle de işte peki beklentiniz ne yönde başkanım? Ondan sonra tabii yani eşitlik ilkesine aykırı bir defa bu. Hı. Yani biz şimdi bu yasa 188 tane sendikayı etkiliyor. Yani 188 tane sendika %2 barajın altında kalıyor. Bu anlamda bir birlik beraberliğiniz var mı 188 tane? Tabii biz onlarla şimdi bir platform oluşturduk. Konfederasyonlar platformu var. Ayrıca bu bağımsız sendikalarla beraber hareket ediyoruz. Bunlarla beraber bazen eylem birliği, hı hı, bazen de açıklamalar, basın açıklamaları şeklinde sesimizi duyuruyoruz. Onun dışında da zaten Anayasa Mahkemesi'ne biliyorsunuz partilerin götürmesi, evet, gerekiyor sorunu. Partiler de götürdü. Olumlu bir sonuç bekliyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü Anayasa'nın 51. maddesine aykırı bir durum. Hı hı. Eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Burada tamamen yönlendirme var. Yani burada diyor ki benim üyem %2'nin üzerindeki çalışanı sendika desteği olan primin üçte biri üye olmayana düşüyor. Üçte ikisi diğer %2'nin üzerindekine. Hı. Bu durumda yani barajın altında kalanları ayda 3 ayda bir 300 TL. Diğer 3 ayda bir. Evet 3 ayda bir 300 TL. Diğerlerine aylık. Diğerlerine 900 TL. Dolayısıyla %2 barajın üstünde sendikalar yaklaşık kişi başı ayda 200 lira kaybı oluyor. Hı. Bu da memur arkadaşlarımızı oraya yönlendirmeye neden oluyor. Burada yani yasa birilerini diğerlerinden üstün tutup onlara yönlendirme yapıyor, yardımcı oluyor. Yani evet, bu yasa birilerini kayırmış oluyor. Yasalar asla kimseyi kayırmamalı. Yasalar herkese eşit bir şekilde uygulanmalı ve o yarışı kim iyi götürüyorsa onun kazanması gerekir. Evet. Yani biz yarış halindeyken bizim önümüze bir engel koyuyorsa o yasa,
o yasa yasalıktan çıkar. Bunu da Anayasa Mahkemesi bunu engeller. Hmm. Bu yasayı iptal eder. Velev ki olumsuz bir sonuçta karşılaştınız. Hani olabilir mi öyle bir ihtimal? Yani tabii ki biz öyle bir ihtimal düşünmüyoruz. Hı-hı. Yani bunu dünyada örneği yok. Avrupa gelişmiş ülkelerde hiçbirinde böyle bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları'na gider bu böyle olursa. Ben tam onu diyecektim. Avrupa tabii, İnsan Hakları'na tabii, da başvuru da bulunursuz. Yani orada giderse. Hani oraya gider, orada Hı-hı. kazanılır. Hı-hı. Yani bu Anayasa Mahkemesi bu şekilde karar vermez. Ben inanıyorum, Hı-hı. güveniyoruz hepimiz de anayasaya. Bu bariz bir şey yani bu bir haksızlık var burada. Evet. Yani bu anlamda sendikaların gerçekten tabii. canını yakan bir olay bu konu %2 barajı. Daha önce mesela birçok programda da biz bu konuyu konuştuk. Herkesin söylemiş olduğu tek bir şey var. Yanlış oldu. Kesinlikle yani 43 tane sendika bu işten %2'nin üzerinde kalıyor. 188 tane sendika %2'nin altında kalıyor. Yani bunlar bu mağduriyetin giderilmesi lazım yasal tarafından. Evet. Çünkü bu hakkaniyetli değil. Yani bu barajlar aslında tabii biz mesela ben size bu konuda bir şey öneri getireyim. Siz sendikasınız, ben de sendikayım. Biz aynı amaçlar için uğraş veriyoruz. Nedir? Hak mücadelesi veriyoruz. O zaman hak mücadelesi veriyorsak bizim birbirimize çember tapmamız olur mu? Mümkün değil. Engel olmamız yani, olur mu? Amaç, hedef belli zaten. Hedef belli. Eğer gerçekten siz bu çalışanı düşünüyorsanız, memuru düşünüyorsanız sizin bizimle güç birliği yapmanız gerekir. Bizim eylem birliği yapmamız lazım sizinle. Biz eylem birliği için davet ediyoruz, gelmiyorlar. Hmm. Bunların amacı sendikacılık falan yapmak değildir. Gerçekten bunların kurulu amacı... Kurulu bir aslında şey var, bir sistem var, sistemin bozulmasından rahatsızlar. Evet, bunlar kendi konumunu korumak istiyorlar ve üye sayılarını korumak istiyorlar. Üye kaybını önlemek için %2 barajını getirdiler. Üye ayda sendikacılığı yapıyorlar. Yani. Hizmet sendikacılığı değil bunun adı. Evet. Hani bunun mutlaka... Bir kişinin kaybı kayıp. Üyenin yani, bunu anlaması üye. Gerekir. Üye. Peki üyeler bu konuda başkan nasıl bakıyorlar? Mesela hani bir araya geldiğinizde konuştuğunuzda bilmiyorum geliyor musunuz daha doğrusu? Öncelikle onu sorayım. Onların bakış açısı nasıl? Üyelerimiz yani Türkiye'de çalışanlar, çalışan memur kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bunlar kesinlikle sendikacılığa inanmıyorlar. Yani kamu sendikacılığına inanmıyorlar. Hani işçi sendikacılığı biraz daha farklı. Şey diyorlar ama kamu sendikacılarına işte bu hareketler, bunlar bu oluşumlardan dolayı. Hmm. Şimdi bunlar geçen sene %1 barajını getirdiler, biz bunu iptal ettirdik. Tekrar bu sene %2 barajını niçin getiriyorsun? Aslında tabii burada yapılması gereken iş bellidir. Yani o sendikanın üyelerinin hepsinin bir anda istifa etmesi gerekir. Bir günlüğüne de olsa hepsinin bir istifa etmesi, onları barajın altına indirmesi onlara iyi bir ders olurdu ama memur hala o düzeyde onu da göze alamıyor. Yani onu göze alamıyor. Evet. O belki zaman içerisinde bilemiyorum artık bu işin bir şekilde çözülmesi gerekir. Yoksa gelecekteki nesiller bu işte çok zarar görür. Monopolist bir sendikacılık anlayışıyla kimse hak alamaz. Peki diğer bir konu 3600 ek gösterge olayı. Bu da hep konuşulan özellikle de aynı zamanda özlük hakları. Hep konuşuluyor, hep dile getiriliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Başlı başına bir sorun zaten o 3600. Bunu hatırlarız 2018 yılında bir seçim meydanlarında Cumhurbaşkanımızın vaatleri arasında konuşulan bir şey. Burada 4 tane sınıfa yani milli eğitim, öğretmenler, eğitim, hemşireler denildi. Sonra sağlık çalışanları denildi. Sonra emniyet mensupları, polis dedi ama emniyet mensupları kapsandı. Onun dışında Diyanet denildi. Evet. 4 sınıf. Ama nasıl oldu? Şimdi bakın, sağlık denildi ama sağlığın içerisinde sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlara 3600 verildi. Sağlık hizmetleri çalışanın dışında teknik hizmetler sınıfı var, idari hizmetler sınıfı var. Bunlara 3600 verilmedi. Bakın, yani burada
Adil davranılmadı. Yani hakkaniyetli davranılmadı. Diğer tarafta bakıyorsunuz emniyette, polise de, bekçiye de, diğer hepsine 3600 verildi. Ön lisans, lisans mezunlarını ayırmadan hepsine verildi. Diyanette aynı şekilde ön lisans, lisans ayrımı yapılmadan verildi. Yine eğitimde de bu şekilde. Ama sağlığa gelince, sağlıkta sadece sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlara. Bunlar kimler? Sağlıkta hemşire, ebe, işte doktor, şu. Yani sağlık teknikeri, sağlık, ama mesela inşaat teknikerine verilmedi. Hı. Ya da inşaat mühendisine. Yani burada teknik hizmetler sınıfı, idari hizmetler, iktisat mezunu, işletme mezunu, diğerlerine de verilmedi. Yani burada biz zaten gününde bu çıkarılırken, 4 tane sınıfa çıkarılırken bu slogan atıldığında, bu vaatlerde bulunduğunda biz bu işin olmayacağını söyledik. O zaman da söyledik. Ve çok zor olur. Birileri küser dedik yani. Birileri küstürme. Yani şu an zaten gerçekten memurların çoğu küskün vaziyette. Evet. Yani 4 düşünün. Bir çok unvanlı çalışan bir sistem var Türkiye'de. Kaç tane bakanlık var? İçerisinde 4 tane sınıfa veriliyor, diğerleri küstürülüyor. Yani bu olmamalıydı. Bana göre ya bu hiç yapılmamalıydı veya bu 2200'e 3600 getiren 1400 ek gösterge verildiğinde hepsine 1400 ek gösterge verilmiş olmalıydı ki herkes sorunsuz bir şekilde mutlu olsun. Ama bu yapılmadı. Bu hakkaniyetli olmadı. Bu sorunlar yumağı şekline dönüştü. Ve biz şimdi sürekli bu defa buna niye verilmedi, buna niye verilmedi şeklinde konuşmaya başladık. Kamuoyunu bu şekilde bilgilendiriyoruz. Bununla ilgili mesela bir talep oluşturdunuz mu? Yani özellikle de bakanlığa işte. Tabii ki biz yazılar yazdık, Cumhurbaşkanlığı'na yazdık, bütün bakanlıklara, Çalışma Bakanlığı'na bu şekilde olmaması, bu size de bir yarar sağlamaz. Evet. Yani bu Türk kamuoyuna da bir yarar sağlamaz. Gerçekten burada küskün sayısı artar. Bu da yani bunun siyasete yansıması da çok farklı olur. Yani bunu yapmamaları ya da hepsine vermeleri gerekirdi. Hı hı. Böyle bir ayrımın sonucu hoş olmadı. Evet. Dolayısıyla bunun kimse bir faydası olmadı. İnşallah bu şekilde düzeltilir diye düşünüyorum. Aslında bu çok da zor bir şey değil. Bir yasa düzenlemeyle. Yani 15 günde çözülecek bir şey. Süreçte mesela yani tam da zamanı aslında. Evet, Büyük Millet Meclisi'ne tabii seçimden önce bir yasa hazırlanır, hepsini mutlu edebilir hükümetimiz. Yani bu da hem ona hem çalışma barışına bu huzur getirir. Herkes mutlu olur. Hı-hı. Beklentimiz o yöndedir. İnşallah yapılır. İnşallah başkanım. Bir taraftan da tabii şunu da ben paylaşayım. Kadroya geçenler noktasında onların da mesela son günlerde hep böyle konuşuluyor. Kadroya geçenlerin haklarından da bahsediliyor. Evet. Hatta zaman zaman işte bize de yazanlar var. Bu konuyu işte dile getirin diyenler de var. Bunlar için ne ifade edebiliriz? Kadroya geçen sözleşmeliler var. Evet. 4 çeller, 4 beller, süresiz sözleşmeliler. Vekil ebeler, vekil hemşireler, bunlar çok sayıda yaklaşık 120 bin civarında, 500 bin, 525 bin, ama bunların 450 bin tanesine bu kadro verildi. Hı hı. Yani bunlar verilirken ünvanları verilmedi. Diyelim ki o sözleşmeli kadrosunda çalışan bir mühendis orada kadrolu oldu ama ünvanı nedir? Ne yapacak? O belirsizlik devam ediyor. Şimdi bunlar kadroya geçtikten sonra da bu oluşan sorunları yine bizi bağlıyor. Yine biz bunların daha çok çözümsüz diye itmiş durumda. Tek tek her ünvanı tekrar işte dava açıp
tekrar gündeme taşıyıp böyle çözme yoluna gideceğiz. Burada yine sendikalara çok büyük iş düşüyor. Tabii ama bu çok ciddi bir zaman almaz mı başkanım? Çok ciddi bir zaman alır ve zaman kaybı olur. Onlar uzun süre mağdur olur. Yani bunların böyle olmaması gerekirdi. Yani kadroya geçiriyorsan o zaman öğrenim durumuna göre onun ünvanını da beraberinde ver. Bu sorunlar yaşanmasın. Hı hı. Ve herkes mutlu olsun. Hani bu mesela ben şimdi bana bir mesaj göndermiş arkadaş. Diyor ki Sağlık Bakanlığı şey göndermiş kurumlara yazı. Bu kadroya geçen arkadaşlara şey isteyeceksiniz, rapor isteyeceksiniz. Sağlık raporu. Sağlık raporu psikolojisinin ruhsallığın nasıl olduğunu belirleyen ve bunu da tek hekimde bir aile hekiminden de alabilirsiniz ama şimdi hem ruh sağlığı diyorsun, belirtiyorsun yazıda. Evet. Yazıda ben de göndermiş WhatsApp'tan arkadaşımız. Hem de diyorsun ki aile sağlığından alabilirsiniz. Hı-hı. Yani bu arkadaşımız zaten 5, 10, 15 sene orada çalışmış. Yani o zaman bunun ruh sağlığı kötüyse sen buna nasıl niye çalıştırdın? 112 acilin şoförlüğünü yaptırıyorsun. Evet. Ya da 112'nin acil tıp teknisyenliğini yaptırıyorsun. Hı hı. Yani bugüne kadar zaten buna güvendiğin için, bunun raporlu olduğunu, sağlığının yerinde olduğunu bildiğin için çalıştırmışsın. Şimdi bu kadroya geçti diye böyle bir talepte nasıl bulunursunuz? Yani ben gerçekten anlamış değilim bu yazıyı gördükten sonra. Gerçekten hani bu Sağlık Bakanlığı nasıl böyle bir şey yapar diye düşünmeye başladım. Evet. Yani sen sizin elemanınız, yıllardır sizinle beraber çalışan biridir. Çok iyi bildiğiniz bir eleman. Yani bununla ne yapmak istiyorlar? Onu da bekleyip göreceğiz. Evet. Tabii onlarla ilgili bir de mesela program öncesinde de söyledim ya başkanım. Yani yine mesela işçi olarak çalışanlar da var. Hani temizlik işçileri vesaire. Evet. Onlar da var. Hani onlara da en azından böyle tamam belki sizin dışınızda ama hani onlar için ne söylemek istersiniz? Yani onlar da gerçekten şimdi mağdur olduklarını dile getiriyorlar da bana da gönderiyorlar mesaj. O yüzden paylaşmak istedim. Evet. Onlar için stasyonda çalışan arkadaşlarımız işçi sendikalarının üyeleridir. Hı hı. Ancak biz de zaman zaman şahit oluyoruz bunların oradaki yaptığı işlere. Gerçekten çok zor işlerde çalışılıyor. Çalıştırılıyor ve risk altındadırlar. Mikropla birebir iç içedirler ve bunların bu anlamda özlük hakları tam anlamıyla verilmiyor. Sağlıkları risk altında. Mutlaka bunlara birimde çalışanlara ek sosyal hakların verilmesi gerekir. Yani bu da ayrı bir şey. Mutlaka... Şimdi bana mesaj atmışlar şirket personelleri, şirket çalışanları kadro istiyorlar diye. Yani onlar gerçekten de burada zaten biz bütün kadrosuz çalışmalara karşıyız. Herkesin kadrolu çalışması gerekir. Yani ben geleceğinden emin olmak istiyorum. Evet. Gelecekte ben bu ay maaşımı alırım almayayım endişesiyle yaşamak istemiyorum. Çalışırken ya da ben devletimden güvenceyi istiyorum. Ben burada bu vatandaşım. Ben geleceğimin garanti altında olmasını isterim. Geleceğinde endişe etmemem lazım benim vatandaş olarak. Bugün gelişmiş toplumlarda böyledir. Mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi Fransa'da benim bir arkadaşımın oğlu oradan evli. Kendisi mühendis, eşi doktor. Biri işte 5.000 euro alıyor, diğeri 7.000 euro alıyor. Gelin hanım oralı olduğu için paranın hepsini harcıyor. Ama bizim oğlan 5.000 alıyor, ondan da az alıyor. O tasarruf yapıyor. Ya işte diyorlar ki neden böyle? O diyor ki oğlan babası diyor ki geline diyor niye siz böyle biriktirme diyor ki benim gelecekten endişem yok. Ben biliyorum ki ben her ay bu parayı alırım. Hmm.
benim para biriktirmeme gerek yok. Ama siz yani kültür olarak öyle yetiştirilmişsiniz. Çocuk da orada yetiştiği için bize daha çok fazla uyum sağlayamadı. Böyle bir şey yaşıyor. Algı yaşıyor. Yani gelecek kaygısı yaşıyor. Evet, gelecek kaygısı var. Şimdi ama bunu, süreniz çok önemli. Şimdi hakikaten benim de dikkatimi çekti. Çok önemli. Yani çünkü ben biliyorum ki bu parayı her zaman alacağım. Yani aslında şu mesajı veriyor. Yani devletinin yanında olduğunun mesajını veriyor. Tabii. Her halükarda. Evet. Sırtımı dayayacağım. Güçlü bir devletim var. Yani bu önemlidir. Biz gerçekten güçlü bir tarihin evlatlarıyız. Bizim o gücümüzü hissettirmemiz lazım vatandaşımıza. Çok önemli bir şey söylediniz. Evet. Ayrıca aslında bana araştırmacı arkadaşlardan da çok mesaj geldi. Bu arada çok özür dilerim, mesaj demişken başkanım, sözünüzü balla keseyim. Bu arada mesajlar yoğun geliyor. Ben bir kez daha hatırlatayım. Ondan sonra zaten mesajlara başlayacağız. 538-256-2323'ten mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi kıymetli başkanıma soruları soracağım. En azından göndermiş olduğunuz mesajlarla ilgili kendilerini de cevaplayacaktır. Buyurun. Şimdi araştırmacı arkadaşlarımız var. Bunlar kamu çok mesaj geldiği için hani biz zaten herkese hizmet veriyoruz. Sadece hani belli bir kişinin, onlar da bizim içimizden çıkmış, yönetici olmuş, belli kademelerde görev yapmış. Bu bir ihtiyaçtır. Yani mutlaka birilerinin o işi yapması gerekir. Evet. Hani müdür yardımcısı olmuş, müdür, şube müdürü. Daha sonra bunlar o görevden alınırken araştırmacı kadrosuna atanmış. Yani bu arkadaşlarımız oraya atandıktan sonra unutulmuş. Yani bunlar dışlanmış. Bundan sonra gelen şube müdürüne verilen haklar ona verilmemiş. Halbuki aynı görevde kendisi de kalmış. Bugün mesela Milli Savunma'daki bir subay, orada çalışanlar görevi bıraktıktan sonra da görevi bıraktıktan sonra, emekli olduktan sonra gelen bütün özlük haklarını koruyorlar. Onlara da yansıyor. Ama bizim bakanlıklarda çalışan araştırmacı arkadaşlarımız aktif görevden alındıktan sonra unutuluyor ve bunlar ötekileştiriliyor. Çok ilgisiz kalınıyor ve özlük hakları kayboluyor. Bunlar da sürekli bizleri arıyorlar ve bu hakaniyetin yani sağlanması lazım diyor. Yani benim onlarla aramızdaki bu uçurum olmaması lazım. Bana da bu hakları verirsin. Yani ona diyelim ki ek ödeme veriliyor 2700 lira. Bana da 2000 lira verirsin. Hani biz tam aktif görevde değiliz. Ama bize sıfır veriliyor. Yani sıfır ek ödeme veriliyor. Bu da gerçekten sanki adam o görevi yaparken sanki kötü bir intiba bırakmış, sanki bir suç işlemiş. Ya zaten suçu olsa herhalde disiplinde gönderirsin, başka şekilde cezalandırırsın. Ama bu adam yok, başkası onu oraya getirmiş, sonra siz gelmişsiniz, onu bir suçu yok bu adamın ama ben seninle çalışmam, sen araştırmacı ol ama ben yapabilirsin, çalışmayabilirsin, onu araştırmacı da yapabilirsin ancak özlük haklarını vermek durumundasın. Evet. Bu herkese haktır. Hakaniyetli davranmak gerekir. Anladım başkanım. Başkanım birkaç sorum daha var. Onları da böyle hızlıca cevaplamanızı isteyeceğim. Sonra hemen mesajlara geçelim. Mesela şimdi özellikle de en büyük yaşanılan sorunlar, sıkıntılardan biri mobbing olayı. Biz bunu zaman zaman duyuyoruz. Bize de yazıyorlar. Yani benim şahsıma da yazanlar oluyor. Konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani mobbing olayı konusunda neler söylemek istersiniz? Yani bu anlamda siz mesela sendika olarak nasıl bir tavır koyuyorsunuz buna? Mobbing tamamen bizim toplumun böyle her kurumunda. Yani bütün kurumlar, bütün bakanlıklarında, kamu bütün kurumlarında, yani özelde de vardır. Yani bizim toplum olarak böyle biraz baskın güç haline dönüştük mü? Altındakileri ezmeye çalışırız. Yani demokratikleşme zayıf. Yani biz aslında kendi hakkımızı koruduğumuz gibi karşımızdaki arkadaşımızın da hakkını o şekilde korumalıyız ki gerçek anlamda demokrasi yaşatalım. Ama böyle olmuyor. Bakıyorsun ki bu daha çok feodal yapılarda
daha çok baskın hale geliyor. Ama biz zannediyoruz ki biz gerçekten yani demokratikleşme sözde olmamalı. Uygulamada da bunu gerçekleştirmemiz lazım. Burada bizim sosyal devlet, demokratikleşme kavramları çok fazla oturmamış gibi gözüküyor. Yani mobbingi biz yıllardır, hatta mobbing dernekleri kuruldu ve sürekli mücadele de veriliyor. Kanunlar, mobbingle ilgili yasalar, yasal düzenlemeler de yapılıyor. Ama kimsenin yasayı taktığı da yok. Yani bu hala geçtik, hastanelerde var. Hastanelerde bu. De var. Var bütün var. Kurumlarda da var. Yani sadece hastanelerde ben yok. Ben bunu zaman zaman dile getiriyorum. Hatta mesela geçenlerde yaşamış olduğumuz bir olay vardı. Hatta program öncesi size bahsettim ya başkanım. Evet, yani evet. Üniversite hastanelerinde daha çok bu zaten hocalar tarafından özellikle de asistanlara uygulanan bir olay. Yani hatta çok böyle değerli isimleri de bu mobbing olaylarından dolayı da kaybediyoruz. Çok. Gerçekten yani şimdi bizim bu Elazığ'da adam kaybetme lüksümüz var mı bizim? Çok rahat. Bizim adam kaybetme lüksümüz yok. Bunu kaybeden insanlar bir şekilde cezalandırılmalı toplum tarafından. Yoksa bunlar bu alışkanlıklarını terk etmezler. Halihazırda bir sistem var başkanım. Heh. O sistemin kimseye yani kimseye dokundurmak istemiyorlar. Yani kurulu bir sistem var, yürüyor. Ama o sisteme diyelim ki tamam zaten kimse kimsenin sistemini de bozmaz. Ama böyle hafif bir şey sezdiği an hemen mobbing uygulamaya başlıyorlar. Ben güçlüyüm edasıyla hareket ediliyor. Ben güçlüyüm, ben hakimiyet bende, ben istediğimi yaparım. Yani böyle bir anlayış mobbingi devam ettiriyor. Bizim aslında ilim adamı dediğimiz insanlar, büyük dediğimiz insanların bize önderlik yapıp demokratikleşme adı altındaki adımlarını bize örnek olarak göstermeleri gerekir ki toplum onlardan ders alsın. Bunu başarmak zor bir iş mi başkanım? Yani bunu başarmak çok zor değil. Bir ego vardır. Hani o egosunu yenebilirse insan bence bu çok kolay ve mutlu edici bir şey. Yani evet. Ben sizi üzerek ne kadar mutlu olabilirim? Ben aslında sizi mutlu ettiğim zaman benim mutlu olmam lazım. Yani evet. Ben size baskı yaparak, mobbingi uygulayarak, sizi ezerek eğer mutlu oluyorsam bende bir sorun var. Bende farklı bir sorun var. Yani benim tedaviye ihtiyacım var demektir. Bence bizim insanca yaşama hakkımızı ön plana alıp ve o yöneticilerimizin de bize önderlik yapması gerekir. Bu anlamda umarım zaman içerisinde bu büyüklerimiz biz uyardıkça onlar da kendine gelir. Bu alışkanlıklardan vazgeçerler. Halbuki şöyle yani önüne bir tablo koyuyorsunuz. Yani bakın diyorsunuz. Yani böyle bir sıkıntı var. Hani aslında kendinize çekidüzen verin mesajı veriyorsunuz ama işte o farklı boyutlara gidiyor. Yok yani mesela ben nedense rahatsızlık tabii, olarak algılanıyor. Mesela ben diyorum hocam bakın siz bu bir kurumu arıyorum hocam. Siz bu arkadaşımız bizim buradaki iş yeri temsilcimiz. Siz bunun yerini hangi gerekçeyle değiştirdiniz? Varsa bir suçu cezalandırın. Ama bundan bile hoşnut olmazlar ki. Aramanızdan bile hoşnut olmazlar. Yok, eğer bir suçu yoksa bu iş yeri temsilcisidir. Bu sendikamızın temsilcisidir. Siz bunu yerini değiştirmeyle bir başka sendikaya taraf oluyorsunuz. Bakın, farkında olmadan siz bir başka bir sendikaya taraf olmuş oluyorsunuz. Ha, sadece o değil. Tabii. Bence onun devamı da var. Yani evet. Niye o şeyi yapıyorsunuz? Öyle bir kapı ortağı açıyorsunuz. Farklı bir kapı, farklı bir yönlendirme yapıyorsunuz. Tabii. O da var. Yani siz bunu yapmayla aslında kendinizi de sıkıntıya sokuyorsunuz. Yani. Evet. Yapmayın bunu. Hani çünkü o zaman ben senin hakkında iyi düşünemem. Siz diyorsunuz ki ya tamam gerçekten ya alttakiler mesela alttakiler yapmıştır ama hocamın haberi yoktur. Biz hocayı uyarıyoruz. Olur diyor ben. Bana biraz zaman tanıyın, ben bu işi düzelteceğim. Bekle, zaman bitmiyor. Zaman bir türlü
gelmiyor. O zannediyor ki ben atlattım bu işi, artık unutuldu. Hı hı. Ama o bir gün karşısına çıkar. Hiç unutulmaz. Hiçbir yanlış unutulmaz. Evet, gerçekten bizim söz verdiğimiz şeyleri yapmamız lazım. Başkanım, çok hızlıca bir cümle hatta ile cevaplarsanız, çünkü süremiz az kaldı. Ancak sorulara yeter o süremiz. Özellikle de sağlık çalışanlara yapılan şiddet noktasında böyle çok kısa bir açıklama alacağım. Sonrasında da mesajlara geçeceğim. Şiddet sağlıkta bitmez. Yani çünkü hasta yakını da daha çok hasta yakını tarafından şiddet uygulanıyor, evet, çalışanlara. Tabii bunu stres altında, yoğun yük, iş yükü altında ezilen çalışanlarımız da bu tepki gösterebiliyor. Yani düşün, biz Avrupa'da işte 8-10 kişiye bir doktor düşüyor. Bizim burada 150 kişiye bir doktor düşüyor. Bu ağır, büyük iş gücü. Bunu kaldıramadığı için tepki gösterebiliyor. Diğer taraftan da hasta yakını da, hastası çok kötü durumda, ölüm kalım arasında bir mücadele veriyor. Siz ona gerekli ilgiyi gösteremediğiniz için hasta yakın tarafında şiddete uğruyorsunuz. Yani bunun çözümü yeterince eleman çalıştırıp, yani sağlıkçı çalıştırıp, çalışan sayısını artırıp iyi ve kaliteli bir hizmet getirmeniz. Bu da tamamen tabii buradaki başhekimi yapacağı bir şey değil. Bakanlık nezdinde, yani Türkiye bunu bir planlama dahilinde yapması gerekir. Hani bugün kriterler neyse, dünya ölçülerinde kriterler neyse, kaç kişiye bir tane doktor, kaç kişiye bir hemşire düşüyorsa, onu uygularsak bu sorunlar ortadan kalkmaya kalkar, başlar veya azalır. Yani evet, tamamen de kalkmazsa da azalır. Bu anlamda da bizim planlama yapmamız gerekir. Aslında her anlamıyla planlama gerekli. Yani Türkiye'nin planlama teşkilatına ihtiyacı var. Peki başkanım. Sorulara geçeyim başkanım. Ankara'dan bizleri seyredenler var. Ankara'ya da selamlar, sevgiler. Yani oradan takip edenler var. Ümit Bakır övgü dolu sözler iletmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz başkanım. Devam edelim. Şimdi yine tabii şöyle özet olarak belirtirseniz daha net ifade ederiz. En azından zaman kaybımız olmaz. Hı hı. Kıymetli izleyenler. Efendim şöyle demiş, 2012 yılında 663 sayılı KHK ile bir gecede araştırmacı adı altında ne olduğunu belli olmayan kadroya atanan müdür ve şube müdürlerimiz bir sürü şeyler yazmışlar. Evet. Yani kısaca şöyle ifade etmiş, demiş ki taban ek ödeme alamıyoruz, sabit ek ödeme %20 alamıyoruz, teşvik ek ödeme alamıyoruz, 3600 ek gösterge her ilde karma karışık. 375 sayılı KHK ile geçici 11 madde ile alınan haklarımızı istiyoruz diye ifade etmişler. Emine İrfan, Trabzon'a selamlar. Trabzon'dan göndermiş. Doğru. Biz onları demin de anlattık. Şimdi gerçekten bu arkadaşlarımızın kayıtları çok fazla ve her ilde farklı farklı uygulamalar var. Bir ilde 3600 verilmiş, diğer ilde 2800 verilmiş. Yani bir bakanlıkta 2800, bir bakanlıkta 3600. Öyle karma karışık bir uygulama var. Bunların hepsinin aynı olması gerekir. Araştırmacıysa neyse o. Aslında bunların hepsinin altın bu ek ödemenin birinci dereceye düşmüş bütün çalışanlara ek ödemen verilmesi gerekir. Evet. Kamuda lise mezunu olarak çalışmaktayım. Hizmetli kadrosundayız. Bu sıkıntımızın düzeltilmesini istiyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfı tamamen zaten kaldırılması gerekir. Bunların yerine 450 bin tane taşeron işçisi alındı. Demin konuştuğumuz arkadaşların sorunları. Evet. Onlar o görevi zaten şimdi onlar yürütüyor. Ve bu hizmetli sınıfında çalışan arkadaşlarımız yaklaşık 120 civarında, 120 bin civarında Türkiye genelinde. Bunlar masa başında memurluk yapıyorlar. Bunlara bunların hizmetliyle bir alakaları kalmamış. Bunların zaten bugüne kadar bekletilmesi çok gereksiz bir şey. Bu kadro mutlaka bunların kadroya geçmesi lazım ve
Yani zaten bunlar ek ödemeleri de sıfırdır. Evet. Hizmetlerin ek ödemeleri sıfır. Hiç ek ödeme yok. Ek göstergeleri sıfır. Bu da bir ayıp yani. Bu da bizim kamunun bir eksiği. Araştırmacıları gündeme getirdiğiniz için teşekkür etmişler sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz için. Evet. Bizim görevimiz herkesin, bütün çalışanların ihtiyaçlarını burada dinlendirmemiz. Ek gösterge maaşa esas 2800 emekliye esas 3600 ek gösterge mağduruyuz diye ifade etmişler. Evet, burada da aylıkta 1000 lira eksiği oluyor ek ödem. Maaşında aylık 1024 lira bir eksiği oluyor. Yani bu da maddi bir kayıp. Hani bunun 3600'ü emekliye esas tutuyorsun. Emekliye esas 3600 veriyorsun ama çalışırken de 2800 diyorsun. Hmm. Yani 1000 lira düşük vermek için bunu niye yapıyorsun o zaman? Evet. İkisinden birini yap. Şöyle devam edeyim. Demiş ki 1 derece 4 kademe 35 yaşında araştırmacıyım. 3600 ek gösterge alalım diye ifade etmiş. Yani şöyle bakalım. Bu bizim programla alakalı değil, başka bir soru sormuş. Size ve başkanıma teşekkürler, selamlar, hürmetler diye de ifade etmişler. Onun dışında gelen mesajlar da başkanım genelde övgü dolu sözler. Ben onları atlıyorum daha çok böyle sorulara. Size gelen mesajlardan varsa böyle önem arz eden. Hepsi yine yani şeklinde yine. Ona da değinebiliriz. Ben o zaman şöyle yapalım. Eğer değinmemiz gereken varsa buyurun başkanım onu da aktaralım. Çünkü süremiz bitti. Son olarak bir sorum daha var. Onu da soracağım. Ondan sonra programı noktalayacağım. Aynı şeyler bana da gelmiş de. Evet, yani genelde 3600 ek gösterge ile ilgili. Evet. Yardımcı hizmetler sınıfı. Evet. Sonra araştırmacılarla ilgili işte yaptığınız açıklama. Hak evet, kayıpları konular. Vesaire. Özlük hakları onlarla ilgili. Başkanım peki şöyle de şunu da sormak isterim ben. 15 yıl olan bir sendika başkanısınız. 15 yıllık bir Haksen genel başkanısınız. Sağlıkta başarının ölçüsünü sormak isterim. Son olarak. Sağlıkta başarının ölçüsü bugün ben Elazığ ele alalım. Eğer ben Elazığ'dan dışarıya hasta göndermiyorsam, o hastayı burada tedavi edebiliyorsam ve sonuç da alabilecek şekilde tedavisini, hizmetini yapabiliyorsam ben Elazığ'da sağlık çalışanlarının, sağlık yöneticilerinin başarılı olduğunu sayarım. Ama ben Elazığ'dan şimdi ağır hastaları Ankara'ya, İstanbul'a, büyük şehirlere akın akın hasta geliyor. Evet. Yani çok sayıda hasta geliyor. Bugün yani bu böyle bir iletişim çağının ön planda olduğu bir zamanda, böyle bir çağda bunun olmaması gerekir. Burada da çok değerli hocalarımız var. Yani bunların kıymetini bilmemiz lazım. Bunların bu işi burada çözüp başkaları hasta göstermemesi gerekir. Yani buradaki başhekimin başarılı olabilmesini, yani ben başarılıyım diyebilmesi için burada iyi hizmet vermesini esas görürüm. Yani eğer iyi hizmet veriyorsa, yani gerçekten buradaki hastayı bir yere göndermiyorsa, buradaki hastaya iyileştiriyorsa bu sağlıkta başarılıdır anlamına gelir. Ama diğer türlü her hastayı sevk ediyorsa burada sağlık çalışması çok verimli değil, çok da başarılı değil. Başarının ölçüsü o zaman kısaca şöyle diyebiliriz. Hizmettir. Yani bu şehirde bu hizmeti tam anlamıyla verebiliyorsak bu bir ölçüdür. Ölçüdür. Yok yapamıyorsa başka yere gönderiyorsa o kendi sorunu başka yere ötelemedir. Peki. O da başarı sayılmaz. Peki başkanım ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Ben son olarak arkadaşlarıma, kamu çalışanlarına mesaj göndermek istiyorum. Tabii. Hani bu Haksen hak temelli bir sendikadır. Haksen'in mutlaka olması gerekir. Haksen'in alternatif bir sendika olarak yaşaması gerekir. Bu sendikaya sahip çıksınlar. Bu sendikaya sahip çıkmayla geleceklerine sahip çıkmış olurlar. Ben tüm çalışan arkadaşlarımı davet ediyorum. Gelsinler sendikalarına sahip çıksınlar. Peki. Yaşatsınlar bu sendikayı. Peki başkanım çok teşekkürler tekrardan. Bundan çok dolayı da herkese selam olsun buradan. Kanal 23'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ederiz. Yöneticilerine de
Çok sağ olun, var olun. Peki, inşallah başka bir programda tekrar sizleri ağırlarız. İnşallah. Efendim, Sağlık Halk Sen Genel Başkanı Selahattin Karaca bizlerle birlikte oldu. Kendileri Elazığlı hemşerimiz ve çalışmalarında da kolaylıklar diliyoruz. Şimdi kısa bir ara gidelim. Aradan sonra günün gelişmeleriyle birlikte tekrardan yine sizlerle birlikte olacağız.